Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Şahin yanına geldik. İnşallah açı güzeldir. Yine güzel bir kar yağdı. Passat da burada da. Arabayı bir temizlemeyi düşünüyorum. Bakayım bagajda çek var mı diyeceğim de açılacak mı? Açarsam bagaj dolar. Burada yok. Arabanın içine bakalım. Kapının kilidini açtım zaten demin, kafa bandını. Arabanın içine aldım. Arabanın içine bırakmışız. Çek var mı buralarda bir yerde? Arabanın içinde dağıldı. Şöyle bir sıkıntımız var. Arabamız çalışmıyor. Benim çekçeğim nerede? Bagaja bakalım bari yine. Yan döndürdüm sizi, kusura bakmayın. Evet, benim o çekçeği bulmam lazım. Kafamı vurmayın. Buldum. Evet, burada. Arabayı temizleyelim bari. Araba en son çalışmıyordu ama inşallah bugün çalışır. Bakın buraya gece yıldız çizmiştim ben. Kar yağınca geri silmiş. Gelin sizinle birlikte yeniden çizelim. Aa, bozuldu. Olduğu kadar. Oldu. Mesela açalım bari. İnşallah açıyı beğenirsiniz. İnşallah açı düzgündür. Yere bakın sana. Ayaklarım gömülüyor. Don yok arabada. Onun için rahat açılıyor. Havada zaten güneş açıyor. Büyük ihtimalle araba çalışmayacak gibi bir düşüncem var. Çünkü akü bitmişti en son. Her kış benim bu Şahin'de yaşadığım şey akü bitmesi. Geçen sene kışta da aynısını yaptı. Akü bitti. Maaş bozuldu. Yine maaş bozuk. Sileceği bulabilecek miyiz? Bulduk. Bak şimdi bak. Hepsi bir düştü. Tavanı ellemeyi düşünmüyorum. Belki tavan durur. Ya da ağırlık yapmaz. Tavan çökebilir. Tavanı da temizleyelim. En son ben araca bagajına bir şeyler koydum. Birazdan gösteririm. Zaten biraz önce videoda görünmüştür belki de. Video çekmeye gidecektim. Araba çalışmadı. Ben de bıraktım. Duruyordu birkaç gündür burada. Şimdi şu kaputu düzgünce temizleyelim. Kar kalmasın. Zaten araba çalıştığı anda eriyecek ama güzel görünsün. Araba hep çizilmiş ya. Pastacılar hep boşa gitti toprağa gömdüğümüzde. Onu da bayağı linç yedim ama ben yapmadım videoda, hani kışkırtma gibi bir şey babam yaptı. Yoksa ben niye ilk arabamı, ilk göz ağrımı toprağa gömeyim? Şurada bir yazı olsa şöyle bir hareket yapardık, yazıyı açardık ya. Onu da temizleyelim mi videoda? Hadi temizleyelim bari. Çünkü bunun çalışmama olasılığı var. Video uzun olsun bari. Araya da giremedim. İyice yanaştırmış falan. Passat'ın anahtarını da aldı gitti ya. Passat'ın anahtarını da yanında götürmüş. Çarşıya gitmiş yürüyerek. Kışlık lastikli olan tek araba bu. Bunda kışlık lastik var. Bu lastik değilmiş zaten. Bunda yazlık. Passat'ı yerine oynatamıyoruz kar yağdığında. Geçen bir deneyelim dedik. Yerinde oynamıyor araba. Eşeliyor kalıyor. İyicilere gittik geçen. Neydi? Ne çekmiştik? Babam vlog kanalında bıldırcın pişirmişti. Attım diye bilmiyorum. Attı büyük ihtimalle. O gün bile
Zar zor çıktık yola, geri videonun kapalı olduğu yerlerde. Ah! Buz gibi ama. Ah. Ya geri kirleniyor. Bitmek üzere. Şimdi bagajda size bir sürprizim var. Bu arabaya yapmayı düşündüğüm bir proje vardı. Ama işte araba çalışmayınca kaldı. Gelin bakalım. Bas. Afi. Buraya su damlamış. Buz tutmuş. Bagajdan su damlamış. Demek ki lastiğimizi de ıssak. Bagajımızı kilitleyelim. Bagajda işimiz yok. Afi bas takmayı düşünüyordum arabaya. Ama işte araba çalışmayınca kaldı. Sen çek çek burada dur. Bir çalıştırmayı deneyelim. Çalışmazsa onu şey yapacağız. Kargo, ben kargo bekliyordum ama geldi acaba. Bismillahirrahmanirrahim. Yok. Akü bitik hali. Hiç zorlamaya gerek yok. Bir bakayım kargoyu. Bizim salalım. Durdurayım ben videoyu. Evet geldim. Sıra passatı temizlemekte. Passatı şöyle arkası temizleyeyim. Önden görünüşünü alırım. Passat da resim de alacağım hatta. Görüyorsunuz halini. Şöyle şu tarafa da geleyim, bu taraftan da belki resim alırız. Bir de kısa bir poz veriyorum. Oradan resmi kırpıyorum. Kafanı kuluna bak. Bunu temizlemesi daha zor olacak. Çünkü bunun tavanı daha yüksek. Ayağıma kardı oldu. Biz burayı unutmuşuz bak. Keşke fırça olaydı. Bunun bagajında fırça var da. İşte arabada fırça sürülmez ki şimdi. Ama zaten bunun anahtarı da yanımda değil. Yedek anahtarı da yok. Yedek anahtarını kaybetmiş önceki sahibi. Ön tarafa dolduralım şöyle. Ama ön tarafa doldurursam da araba çıkarken zorlanacak. Yanlara doğru atarız. Zaten çıkartmayız da şimdi. Gider büyük ihtimalle şu Tofaş'a bir akü alır geliriz. Çalıştırırken ben size yeniden çekim alırım o zaman bir de. Unutmazsam tabii. Araba da çamur içinde ya. Yukarısı temiz, aşağısı kirli. Şu tarafa bir alalım birazını. Çok fazla da yüklemeyelim ön tarafa. Sabah daha çok kar vardı. İş yerim vardı biraz. Sabah çekemedim video. Saat şu an 1-1.5 falandır büyük ihtimalle. Tam bilmiyorum ama yani ya 1'dir ya 1.5'tur o civarlarda. Ve bir de hem poz versek. İnşallah açı düzgündür. Daha yanlış tarafıyla yaptık. İyi ki bastırmadım. Bastırsam çizecektik. Şu plastik tarafıyla yaptık. Çekecek tarafıyla değildi. Az daha çiziyorduk arabayı. Bunun silecekleri yukarı kalkmıyor arkadaşlar. Bunlarda güvenlik modu var. Onu özel videoda isterseniz silecekleri nasıl kaldırılır, nasıl değiştirilir diye silecekleri eskiden atarım. Yorumlara yazın. Atayım mı atmayayım öyle video. Passat'ın silecekleri nasıl değiştirilir diye. Bakın şimdi. Bakın kalkmıyor. Kaputun şurasına bakın. Değiyor. Bilenler bilir bunlar zaten. Silecek modu oluyor. Nasıl aktifleştirildiğini falan isterseniz gösteririm. İstiyorsanız yorumlarda belirtin o videoyu. Ya bütün karı buraya yadık da hata mı yaptık bilmiyorum ki. Şöyle şuradan tutalım. Ve şuradan şöyle tutalım.
Gelen geçen araba sesleri de direkt bir kafamı döndürme ihtiyacı duyuyorum. Alışkanlık olmuş artık. Allah. Bu arada soru cevap biliyorsun daha çekemedim. Nedenini soracaksanız vakit bulamadım. Sorularınızı aldım falan filan ama Instagram'dan. Ya şansıma bak. Kar kütlesi direkt üzerime düştü ya. Ayağımın üzerine düştü, içi doldu, bir daha düştü. Evet, siteceklerin arasında doldu hep. Bakın bu kadarcık kalkıyor, gördünüz mü? Evet, üzerim battı. Buraya da doldu. Karlar eriyor. Hava bugün fazla soğuk değil, -1 derece falan. Normalde soğuk değil dediğime bakmayın, yani -1 de soğuk. Allah. Ama normalde birkaç gündür hep -10, -20 olunca, -20'yi gerçi görmedi herhalde, gördü herhalde, bilmiyorum yani. -10, -15, -11. Hani o civarlardaydı, ondan dolayı hani öyle dedim. Neyse. Passat da temizledik. Şahin de temizledik. Şahin'i çalıştırabilirsek o zaman görüşürüz, hadi bakalım, bay bay. Evet arkadaşlar, sabah temizledik. Buraya geldim şimdi. Nasıl oldu diyeceksiniz, nasıl çalıştırdın? Ben size şimdi her şeyi anlatacağım. Gözlüğü kenara alayım. Araban zaten her yeri battı, her yeri kar içinde. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Araca amfibası takacağız. Ben kafa bandına takayım, ondan sonra size anlatarak yapayım. Bir de şu sobayı çalıştırayım, elektrikli sobayı. Sıcak bir şekilde çalışalım. Anlatırım ondan sonra olayları, hadi bakalım. Evet. Şimdi şunu bir çalıştıracağız. Birazdan babam gelecek Egea'yla. Ben Egea'yı alacağım, babamı bırakacağım eve geri. Ondan sonra Emre'm Egea isteyince de Emre'me götürüp vereceğim Egea'yı. Bir ısınalım. Ellerim dondu. Oy oy. Sen niye düştün ki şimdi? Şunu araya tutturmam lazım da. Neyse şöyle. Oh, dondum demin ya. Dükkanın önünü temizledim. Size şöyle göstereyim 2 dakika bir. Şu kısmı. Şimdi. Bagaj kilitleme. Değil. Şunu bir indireceğiz arabadan. Bu arabada durmaması gerekiyor. Şimdi arabayı nasıl çalıştırdığıma geleceksek. Arabayı bağımla şarj ettik. Araba çalıştı, geri istop etti. Uğraştık. En son çalıştırdık arabayı. Ben sanayiye gittim. Sanayiye giderken 3 kere yolda kaldım bugün. Ondan sonra cima. İşte uzun uğraşlar sonucu sanayiye vardım. Saniye, anlatmaya devam edeceğim. Ben kablomu arıyorum şu an. Amfiyi şuraya koyayım. Bassa zaten bagajda durması gerekiyor. Şimdi amfinin basın yani. Ha burada. Güç kablosu. Bu güç kabloları. Tamam, artı eksi ayıracağız onu. Şimdi arkadaşlar, devam edeyim anlatmaya. Araçla yolda kaldım. Ondan sonra babam geldi, arabayı tekledik, yeniden çalıştırdık. Bakayım telefonun hiç çalmasın da. Ben şöyle elimle devam edeyim. Çünkü evet, elime geçirdim. Babamın arama olasılığı var. Babam gelecek çünkü birazdan. Bunu artıya takacağız. Bunun ucuna da şuradan sökmemiz gerekecek onu. Karanlık mı oldu biraz, ne burası? Şu amfibası ben bir... Bu da ıslanmış ha. Sıcacık bura. Ne güzel ısındı. Kapının önünde 15-20 santimlik bir buz kalıbı vardı. Onu kırmaya uğraştım. O beni bayağı yordu. Evet, tornavidam yok. Ha, tornavida arabanın içinde vardı. Arabanın içinde çöplük gibi, haberiniz olsun yani, baksana. Her ne ararsam var arabanın içinde. Nerede kalmıştık? Evet. Aracın sorununa gelecek olursak. Şurada görünen maaş tamir edildi. Maaşın kömürleri bir çekilmiş.
Şimdi ondan sonra ne yapıldı? Tamam. Ondan sonra aracın yolda gelirken gazı hani yemiyordu böyle. Gaz da çalışmıyordu diyeyim araba direkt. Ona baktırdım. Şu kabloları ayırayım. Sorunu da açıklamış olayım. Bu tüp beyninden arkaya giden kablonun birisinde kopuk oluşmuş. Bu tüplü arabaların çoğunda daha da çok Tofaşlar'da alttan gittiği için buzlardan, karlardan kopuyor. Aracın tüpünün şöyle göstereyim size. Sizden yolda kalırsanız bilmiş olun. Nerede o? Bir yerinde bir valve var işte. Ben şu an göremiyorum orayı. O valve'i söküyorlar. Ondan sonra diyorlar ki hava ısındıktan sonra belli bir şeyden sonra geri gel. Onu ayarlarız diyorlar. Neyse ben şu kabloyu çözeyim. Bağlantılara başlayayım. Ondan sonra görüşürüz. Beyler. Amfiyi buraya koydum. Gelişmeleri göstereyim. Şu aradan geçirdim kabloyu. Şu paspasın altına koydum. Oradan ileriye. Ben fazla alta gizlemek istemiyorum. Çünkü yakın zamanda geri sökebilirim. Buradan geçiriyorum. Şu mavi amfi kablosunu da oradan aldım. Teybe vereceğim. Teybe bağlayacağım. Şunları amfi girişleri zaten. Şöyle göstereyim. Ama şimdi tek dikkat etmemiz gereken şey neyse onu ayarlar, sıkıntı yok onda. Hop sen kopma. Ha. Şimdi bu kırmızı kabloyu nereden vereceğim derseniz size de göstereyim. Ben de zor buldum burayı. Bakın. Şu arada bir delik var. Buradan veriyoruz içeri, tamam mı? Haberiniz olsun. Şuradaki artıya bağlayacağız. Ha, elektrik bağlantısını en son yapacağım. Buradan geçireceğim ama nedenini söyleyeyim. Aküyü harcayıp da bitirmeyelim uğraşırken. Evet arkadaşlar, kabloyu bu delikten getirdim. Buraya kadar getirdim. Şu aradan geçirdim. Bunu büyük ihtimalle şuraya sabitlerim ben şöyle. Şunu şöyle geri tekledim. Şurada bir kapakçık var. Bu aradan getirdim böyle buraya kadar. Bunu en son bağlayacağım. Şöyle kenara koyayım. Şöyle içeriden de göstereyim son durumu. Şu şekilde gizledim, getirdim. Şimdi teyp bağlantısını yapacağız birazdan. Arkadaki şu şöyle göstereyim. Şuradaki hoparlörlerin bağlantılarını da ayarlayayım. Ondan sonra hepsini beraber yapacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bir işim çıktı. Gittim. Emre'mi bıraktım. Geldim. Evet, videoyu başlattım sanıyordum. Başlamamış. Evet arkadaşlar. Emre'mi bıraktım. Geldim. Arabayı az itekliyordum. Aydınlık olsun diye. Arabanın içi. Evet. Aman fazla itekledik. Koltuğa değdirdik arabayı. Tamam, böyle durabilir. Şimdi en son ne yaptık? Ne yaptık? Arka koltukları falan söktük. Arabanın içini de toparlayacağım. Şimdi bagajın kilidini açalım. Anahtarı bulabilirsem. Emre'mi bıraktım. Misafirler falan geldi derken ben dükkana geri gelemedim. Hava karardı. Hatta size şöyle dışarıyı göstereyim. Dışarıda bir sis var. Benim dükkan burada yine az. Göz gözü görmüyor. Görüyor musunuz? Dışarıda. Göz gözü görmüyor. Burada az. Demin gelirken yolda. Mesela ben buradan bakıyorum ya. Karşıda araba yok. O kadar fazla sis vardı. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben kafa bandını takacağım şu şekilde. Afi'nin basın şeyini yapacağız. Yer düzenini yapacağız. Hadi bakalım. Evet, kafam üzerine ayarladım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? İnşallah açık güzeldir. Şu bant şurada dursun. Şimdi şu krikoyu falan ben bir alacağım. Basın amfinin yerini ayarlayacağım. Bir de bunu silmem lazım benim. Birazcık ıslanmış. Bez lazım. Şu tarafta olması lazım bir tane. Bu nedir Allah aşkına? Arka tarafta. Geçenki videodan kalma. Şeyde Passat'la Tofaş'ı çekiştirme, Passat'la değil Egea'yla Tofaş'ı çekiştirme videosundan kalan peçetemiz. O günden beri arabaya fazla bir şey yapmadığım için her şey arabanın içinde duruyor o günden beri. Tamamdır orayı. O arabı tutmuş. Amfiyi de bir sileyim mi güzel. Şuralarda batmış lastik değmiş oralara. Tamam. Şuna bak. Şimdi şurada basın kabloları var. Basın kablosunun bandını sökmeye hiç gerek yok. Çünkü ben bunu böyle yukarı kaldıracağım. Bu bası buraya çekeceğim.
aynen bu şekilde. Şu siyah kabloları arkaya uzatacağım. Bunu basa tutturacağız. Kusura bakmayın tavana çarptım. Şu hangisi sağ hangisi sol bilmiyorum. Şimdi bunu tutturduk. Benim şimdi tek bilmediğim şey oğuta mı gelecek, ine mi gelecek? Ben onu bilmiyorum. İnşallah oğuttur. Ama oğut ses çıkışı mı? Neyse. Deneriz onu. TV takınca deneriz. Şimdi burada ne eksik son olarak düşünüyorum. Eksik bir şey yok herhalde. Ha. Eksiği bağlamadık tabii ki. Eksiğe bir vida arayacaktık. Şu bası. Bayağı bir bu tarafa alacağım. Şu şekilde duracak. Aynı bu şekilde. Yan dönmüyor çünkü. Bunu bunun üzerine sabitleyeceğiz bir şekilde. Şöyle. Ya üzerine ya yanına. Bir yere sabitleyeceğiz. Ben onu ayarlayacağım. Şimdi şu eksiği tutturacak bir vida bulalım. Öyle açıkta da video yok ki. Şuradan da zaten ufa vuruyor. Sıcacık oldum. Şuraya bağlasak. Bir saniye aspera kuşum. Aspera takıldı. Şuraya bağlasak. Bagaj açılıp kapanırken bir engel olur mu? Olmaz herhalde de. Burada olur mu ama işte. Şöyle yapsak. Burada herhangi bir vida var mı? Şurada bir adet vida var. Belki oraya tutturabiliriz. Uzanmaya çalışıyorum elimle. Uzandım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şuraya ben oturayım. Şu vidayı. Şunu şuraya vidaya tutturacağız. Ben şarjımı alayım şuradan. Onu o vidaya sararız. O vida büyük ihtimalle boşta zaten. Yani bana öyle geliyor. İnşallah bir şey tutmuyormuştur. Bakalım başka bir şey var mı tutturulacak? Başka bir yer falan yok. Göremiyorum yani. Şunu iyice sarıyoruz böyle. Ondan sonra inşallah boş bir vidadır da. Evet, bu eksimiz de oldu burada. İnşallah sıkıntı çıkartmaz. Şimdi şu hoparlörlerin kablolarını toparlayacağım. Onu toparlayayım. Hoparlörleri ayırayım. Amfiye bağlayalım. Bağlarken görüşürüz. Evet arkadaşlar, bağladım. Size şöyle göstereyim. Daha şarkı yok. Avut kablosu getirecek arkadaş. Güzel bir ses şu anlık var ama şu an anlayamayız bir şey. Daha bağlantı tam bitmedi. Şimdi ben AUX kablosu gelene kadar şurayı zımparalamaya başladım. Çizikleri komple yok edeceğiz, sonra boyayacağız. Hadi görüşürüz.